Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren ve kumaş alım satımı yapan Aytaç Kumaşçılığa gidiyor ve firmayı daha yakından tanımak için mikrofonlarımızı firma sahibi Hadi Can'a uzatıyoruz. İstanbul Zeytinburnu'da faaliyet gösteren ve toptan kumaş alım satımı yapan Aytaç Kumaşçılığı ziyaret ettik. Firma sahibi Hadi Can'a mikrofon uzatıyoruz ve soruyoruz. Hadi Bey, bize kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Biz Sultanahman'da esnaflık yaptım ben. 40 senedir ticaretle uğraşıyorum. Sultanahman'da böyle parti kumaş, bu şeylerden. Yani bizim babamız, Allah rahmet eylesin, bize büyük bir sermaye verip de oğlum alın şu parayı da alın şu işi yapın, bu işi yapın diye bir şey olmadı. İmkanlar yoktu tabii ki, olsaydı yapardı. Evladına kim bakmaz yani. Babamız çiftçiydi, Elazığ'ın bir köyünde. Onun için çok şükür hamdolsun ben aşağı yukarı 25 sene ben Sultanahman'da esnaflık yaptım. Ondan sonra son zaman geldik buraya, Zeytinburnu'na geldik. Burada hemşerilerimiz var burada da, hepsi hemşerilerimiz de bu Zeytinburnu'nda. Herkes de iş yapıyor. Aytaç Kumaşçılığı ne zaman kurdunuz? Aytaç Kumaşçılık daha önceden cam ticareti diye bir firmamız öyleydi bizim. Benim rahmetli eşim vefat etti 94'te. Benim çocuğum vardı, Aytaç ismi çocuğum vardı benim. Firmayı kapattım, canı kapattım. Aytaç Kumaşçılık olarak şey yaptım. Çocuk en azından biraz da şöyle bir motive evet, olsun diye, sahip çıksın. Yani normalde bizim firma, benim firmam can ticaretti benim firmam. Sultanahman'da. Ağırlıklı dokuma olarak biz o zaman çalışıyorduk. Şimdi burada örme yani burası. Örme kumaş olarak biz çalışıyoruz. Peki ham kumaş satıyor musunuz? Yok, boyalı olarak. Bitmiş, evet bitmiş. Ham kumaş da satıyoruz ama çok değil. Hadi Bey, pazarınız neresi? Avrupa'ya ürün gönderiyor musunuz? Ya şimdi pazar olarak Avrupa, mesela Avrupa'ya mal dolaylı olarak satabiliyoruz. Bizim burada müşterilerimiz var. Üretim yapıyor bunlar. Hazır üretim yapıyor. Genelde Laleli, Merter, işte onlar da dışarıya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Fransa, Almanya, Hollanda, Avrupa, bütün Avrupa ülkelerine burada bizim müşterilerimiz mal gönderiyor. Onlara biz kumaş satıyoruz, kumaş veriyoruz. Onlar da üretimi yapıyor, hazır olarak satıyor onlar da. Ülkemizin tekstil sektöründe geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekstil olarak dünyada birinciyiz biz, hamdolsa. İstediğimiz mal yaptırabiliyoruz yani, müşterimiz ne istiyorsa yaptırabiliyoruz. Çin falan yok yani, Çin şu an. Peki entegre boya tesisleriyle özel anlaşmalar yapıyor musunuz? Tabii. Mesela diyelim ki özel bir entegre vardır. Onlarla anlaşmamız oluyor. Belli bir kota. Kota derken yani siz bir sipariş geçiyorsunuz. Diyorsunuz bana 100 ton, 200 ton mal üretim olarak değişik şeyler yapabiliyoruz bunları. Yani anlaşma derken bizim çok eski bir firmayız biz. Anlaşma derken yani çek senetle değil. Bizde söz geçer. Biz öyle bir firmayız yani. Bizim öyle ben yok işte sipariş verdim de ben yapamıyorum da işte öyle bir şey yok. Karşımızdaki firmalar da öyledir. Hadi Bey, pandemi döneminin başında ham madde temininde sorun yaşadınız mı? Dışarıda ham madde bir ara bir sıkıntı oldu, ham madde yani çok da gelmedi, şey oldu da çok da olmadı yani. Şimdi biz müşterilerimize cevap verebildik yani, pandemi döneminde bile biz çalıştık yani. Hadi Bey, bize bundan sonraki hedeflerinizden bahseder misiniz? Vallahi abicim, ben buraya kadar geldim. Benim şimdi şirketin başında çocuğum var şu an. Bunlar bir de kardeşi var, okuyor, o da şu an okuyor. Bunlar isterim ki ben insanlara yani bir iş üretim yapılsın. Yani yüzlerce, binlerce insanın çalıştırmalarını isterim.